Başla. Beş buçuk liraya alıyorduk. Altı buçuğa satıyorduk. Şu anda 7,5 liraya alıyoruz. 8 liraya satıyoruz. 50 kuruşa düştü yani karımız. Pandemi nedeniyle paket servise geçen esnaf arkadaşlarımız da zor durumdalar. Onların da işleri çok iyi olmadığı için ambalaj sektöründe de bazı sıkıntılar tabii ki yaşandı. Buna istinaden fiyat artışları da çok olduğundan ambalaj sektörü bayağı bir etkilendi. Son zamanlarda Petkim'e gelen zamlar nedeniyle yaklaşık olarak ambalaj sektöründe plastikle ilgili %50-%60'lara yakın bir fiyat etkilenmesi oldu. Bu da hem işlere hem de esnafa çok farklı bir şekilde yansımaları oldu tabii ki. Pandemi döneminden önce 3 liraya satmış olduğumuz bu ürün şu anda 6 liraya satıyoruz. %100 gibi etkilendi yani sektörde bu ürün. Ve buna göre diğer satmış olduğumuz plastik ürünlerde de mesela naylon torbalarda, poşetlerde %100'e yakın zamlar geldi yani. Bu da hem bizim işimize hem esnafın işine kesinlikle sekte vurdu yani. Bardak, plastik bardak, tabak, çatal. Pandemi döneminde en fazla satılan ürünler bunlar. Özellikle pandeminin ilk başlamış olduğu sıralarda insanlar çok daha farklı yakalandılar COVID'e. Ondan dolayı içeride o geçirmiş oldukları sürede plastik bardak, plastik tabak, plastik çatal, hijyen ürünleriyle yani hayatlarını geçindirmek zorunda kaldılar. Bu da tabii ki bu sektördeki o malların iyi satılmasına neden oldu. İlerleyen zamanlarda da gelen zamlar neticesinde pandemi biraz daha sanki yavaşladı gibi oldu. Bu sefer de çok farklı zamlar geldi. Şimdi de işler durgunluk yaşanıyor. Mesela bazı yasaklar kalktığı halde durgunluk yaşanıyor yani işlerde. Pandemiden önce mesela 8 liraya satmış olduğumuz bu tabak şu anda 12 lira. Pandemiden önce satmış olduğumuz 5 gözlü, tabildot diye tabir etmiş olduğumuz köpük kabımız 20 liraya satıyorduk. Ama bir paketi. Paketi. Şu anda 30 lira. Pandemiden önce 3 liraya satmış olduğumuz 180 cc bardak şu anda 5 lira. Daha önce satmış olduğumuz plastik, çatal, kaşık, tek kullanımlık yani hijyen ürünü gene 5 liraya satmış olduğumuz bu ürün 7,5 lira.